Hayatım, ne olursun bari akşamı bekle. Bir konuşun öyle gidersin. Bugün bana yaptığı kelimeleri tüketti Vildan. Artık konuşacak bir şey kalmadı. Böyle elim kolum bağlı gidişini izlemek istemiyorum. Ne olur biraz sakinleş. Sen canını sıkma bizim için. Ben zaten yakındayım. Hanife Ana'ya gidiyorum sadece. Çünkü İstanbul'a gidersem annemler iyice endişelenir. Üzülsünler istemiyorum. Sen benim yerimi yine de söyleme. Emirhan peşimden gelmesin. Peki canım. Sen nasıl istersen. Sen her zaman bana destek oldun. İnan bu evde delirmediysem senin sayendedir. Teşekkür ederim. Tamam, ağlanacak bir şey yok. Ağlamıyorum. Görüşürüz. Tamam. Kaçıyor valla. Bunu çoktan hak etmiştin gelin hanım. Anne. Nasılsın anneciğim? Nasıl olmam gerekir sence Şükran? Bence iyi olman gerekir. İyi ki oraya bir şey koyduğunu gördüm de çekmeceyi açtım. Bilseydim o masayı daha önce kurcalardım. Fotoğrafları Emirhan'a sen mi gösterdin? Mutlu olursun sanmıştım anne. Bırak da neyle mutlu olacağıma ben karar vereyim Şükran. Başından büyük işlere kalkışma. Bir daha da bana ait şeyleri ortalığa saçma. Bu kadar panik yapma Mehmet. Neden korkuyorsun? Bir şey yapamaz sana Emirhan. Ya gelin hanım, sen onun öfkesini benden iyi bilirsin. Sağ solu belli olmaz. Belki de Nesli'm de beni sürer bu konaktan. Sen hiç merak etme. Gerekirse buradan ben giderim. Ama benim yüzümden senin gitmene izin vermem. Anlaştık mı? Ama gelin hanım. Aa, hala ama diyorsun Mehmet. Ben sana güvence verdim işte. Tabii benim güvencemin bu evde hükmü yok. Sen de haklısın. Ama sana söz. Bu evden gitmene izin vermeyeceğim. Peki madem. Toparla sen de biraz kendini. Hadi görüşürüz. Güle güle gelin hanım. Günaydın oğlum. Ne bu hal Emirhan? Yok bir şey baba. Canım sıkkın biraz. Fotoğrafları gördüm Emirhan. Olayı biliyorum. Bak. Reyhan'dan hiç şüphem yok. Ama gene de bizim ailemiz... Bizim ismimiz böyle şeyleri kaldırmaz biliyorsun. Reyhan bunu nasıl yapar baba? Bir türlü aklım almıyor. Kız daha buraların havasına alışamadı Emirhan. Kendini hala İstanbul'da sanıyor. Tamam, bu organik tarım işinin onu ne kadar heyecanlandırdığını da anlıyorum. Ama böyle şeylere tahammül gösteremeyiz. Ne yapmayı düşünüyorsun oğlum? Önce o Suat denen herifi bulup haddini bildireceğim. Ne demek bu? Adam şerefsizin biri. Ya benim yanımda bile... Neyse. Baba, adam Reyhan'la baş başa görüşebilmek için kim bilir ne numaralar çevirdi. Dikkat et. Sonradan pişman olacağım bir şey yapma. Sen merak etme baba. Bir de bunlarla canını sıkma. Ben hallederim bu işi. Aferin oğlum, aferin sana.
Geç kızım, geç. Buyur şöyle, gel. Ne o yavrum? Gene almışsın bohçanı eline. Ha? Konuşmak istemiyor. Tamam. Sen misafir odasına yerleş. Keyfin olunca yanıma gelirsin. Dilersen konuşuruz. Elindeymişken bir çay da demlersin artık, değil mi? Teşekkür ederim Hanife Hanım. Kıyamam ben sana. Kıyamam evladım. Kıyamam. Allah Allah. Yine ne oldu acaba bu kızcağıza? Var burada benim. Neden gitmiyorum?